Amatör deniz balıkçılığına giriş. Bilgi ve deneyim sahibi bir şekilde gerçekleştirildiğinde amatör deniz balıkçılığı hem keyifli bir hobi olarak değerlendirilebilir hem de bir spor dalı olarak da kendine yer bulur. Dünya genelinde federasyonları ve düzenlenen turnuvalarıyla bu aktivite küresel bir çekiciliğe sahip. Bu videoda siz sevgili balık av tutkunlarına Memleketimin denizlerinde balık avlamaya yeni başlamış amatör bir balıkçı olarak bu tutkulu uğraşı keyifli bir hale getirmenize yardımcı birkaç pratik öneri sunmaya çalışacağım. Arkadaşlar balıkçılığın 4 altın kuralı vardır. Bunlar doğru zaman, doğru yer, doğru ekipman ve doğru yöntemdir. Her biri birbirini tamamlar ve başarılı bir balık avlamanın temeli bunlarla oluşur. Her balığın belirli bir mevsimi vardır. Bu mevsimlere göre avlanma stratejisi belirlemek zorundayız. Balık takvimini öğrenmek için internette araştırma yapabilirsiniz. Örneğin denizlerimizde yaşayan yerleşik balıklar yaz aylarında kıyılara gelir. Gürültü ve hareketliliğin az olduğu sabahın erken saatlerinde av yapmayı tercih edebilirsiniz. Kış aylarında ise göçmen balıkların gelişiyle biraz daha açık ve kayalık bölgelere doğru yönelirler. Hava durumu balık avı için kritik bir faktör. Kuzey rüzgarları gibi şiddetli hava koşulları balıkları derin sulara çekilip dinlenmeye itiyor. En uygun balık avı zamanı sakin hava koşulları ile birlikte havanın deniz suyundan daha sıcak olduğu dönemler. Balık türlerine göre avlanma bölgeleri de değişebilir. Çupra, mercan, sinerit gibi orta boy balıklar genellikle dibi kayalık ve nispeten derin bölgelerde avlanabilir. Bu nedenle kayalık burunlar, adacıklar ve sarp kayalık yamaçlar sizin için güzel bir avlanma yeridir. Öte yandan göçmen balıklar olan örneğin palamut, lüfer, uskumru gibi türler yüzeye biraz daha yakın suları tercih eder. Bu balıkları avlamak için akıntılı bölgeler ideal avlanma yerleri olarak söylenebilir. Sizler hangi tür balıkları hedefliyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bir diğer önemli unsur da doğru ekipman seçimi. Eğer küçük balıkları hedefliyorsanız, LRF e tabir edilen olta takımları ya da düşük çekere sahip ince bir makinede olta takımı kullanmanız uygun olacak. Balığı hissedebilmek için hafif ve hassas bir orta tercih etmeniz size faydalı olur. Öte yandan granyoz, sinarit, iri levrekler, lüfer, kofana gibi iri balıkları hedefliyorsanız, çekeri biraz yükseltmeniz gerekir. Örneğin 6 kiloyla 20 kilo çekere sahip bir tek parçalı veya iki parçalı bir kamış ile bir olta makinesi kullanabilirsiniz. Bu bağlamda olta ve olta takımı terimlerini de netleştirmek istiyorum. Olta, mantara, kasnağa veya bir makineye sarılmış ucu boşta olan misinadır. Öte yandan olta takımı oltaya takılan iğne, yem ve diğer yardımcı ekipmanlardan oluşan, genellikle avlanacak hedef balığa göre özelleştirilen ekipmana verilen isimdir. El oltası, mantara veya kasnağa sarılı geleneksel bir oltadır. Avlanması biraz meşakkatli olabilir. Ancak balık avında doğrudan bir bağlantı hissi sağladığı için hala yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Ancak artan refah seviyesiyle birlikte gelişen teknoloji de makineli olta takımlarını daha yaygın hale getirdi. Doğru ekipman seçimi balık türüne ve avlanma koşullarına uygun olarak yapılmalı. Amatör balıkçının başarısını etkileyen önemli bir faktör bu. Deneyim kazandıkça bunu daha iyi anlayacaksınız. Avlanırken el oltası mı yoksa makineli mi tercih ediyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşın. Balık avlamak için kullanılan olta takımlarından çapari çok sayıda tüylü veya tüysüz iğne taşır ve genellikle en ucunda kurşun veya başka bir ağırlık bulunur. Av yaparken kullanacağımız yemlerle ilgili olarak sıkça kullanılan bazı terimleri de açıklamak istiyorum. Balıkları yakalamak için kullanılan canlı veya cansız deniz hayvanlarına yem ismini veriyoruz. Sentetik malzemelerden yapılanlara ise farklı isimler veriyoruz. Örneğin yüzer balık maketlerine sahte veya rapala diyoruz. Kurşun veya başka metallerden yapılmış olan jikler denizin dibine doğru indirilip yukarı doğru çekilen sahtelerdir. Yaprak veya balık sırtı şeklinde olan metalik iğneli yemler ise kaşıktır. Seyirtme adı verdiğimiz yemsiz olarak kullanılan zokalarda balık avcılığında kullanılan başka bir yem çeşididir. Üçlü iğnenin veya üç adet tekli iğnenin kurşun ile birleştirilmesi ile oluşturulan iğneye ise çarpma adı verilir. Sahte yemlerle avlanıyorsanız arkadaşlar aşağıda beğendiğiniz, tavsiye ettiğiniz maket balıkları ya da jikleri arkadaşlarla paylaşın. Onlar da faydalansın. Olta ile balık avlama yöntemleri hedef balığa göre değişiyor arkadaşlar. Ülkemizde yaygın bazı avlanma yöntemleri var. Örneğin at çek, spinning. Takımı uzağa atıp belirli bir süre bekledikten sonra düzenli bir tempo ile çekilerek yapılan avlanma yöntemidir at çek. Sırtı ise tekne seyir halindeyken yemi veya sahteyi denize salarak Avlama bölgesinde gezdirerek yapılan avlanmadır. Dikey ya da yatay sırtı adı verdiğimiz jigging yöntemi derin sularda jig adı verdiğimiz yemi derine batırıp daha sonra hızlıca yukarı veya sağa sola çekip tekrar bırakarak sakat veya vurgun yemiş bir balık izlenimi vererek yapılan avlanma yöntemidir. Bırakma yöntemi olta takımını denizde istenilen noktada bırakarak yapılan avlanmadır. Bunlar genellikle canlı veya cansız yemle yapılır. Bunları ağırlık yani kurşun kullanarak dibe veya şamandıra kullanarak yüzeyde kullanabilirsiniz. Peki sizler bu oltayla balık avlama yöntemlerinden hangisini kullanıyorsunuz? Aşağıda bizlerle paylaşın yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Yaz aylarında Ege ve Akdeniz sularında biz amatör balıkçılar genellikle orta boy dip balıklarını hedefliyoruz. Bu nedenle kopma dayanıklılığı yüksek misinaların kullanıldığı bir el oltası veya güçlü bir makine oltasını avımızda kullanabiliriz. Derin sularda tekne üstünde sırtı yaparak avlanma yöntemini öğrenmek istiyorsanız bu amatör balıkçılığa başlamak için iyi bir adım olabilir. Bu yöntem hem size deneyim kazandırır hem de çeşitli balık türlerini yakalamak için etkili bir yöntemdir. Evet sevgili arkadaşlar hepinize keyifli ve bol balıklı avlar diliyorum. Bu haftalık da bu kadar. Biliyorsunuz arkadaşlar her pazartesi saat 19'da kanalımda yeni bir video yayınlıyorum. Hafta içi de bir veya iki shorts videosunu sizlerle paylaşıyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.